Selamun aleyküm. Destur. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Bankadaki paramızı vadeli hesaba yatırmak doğru mudur? Elde edilen faiz parayı ne yapmalıyız? Eğer bankada mecbur bir para bekletecekseniz, mecbur bankalarda işlem yapıyorsanız, ki mecbur kalıyor ticaret yapanlar. Çünkü 5 liranın üzerinde aldıkları malları bankadan ödemeleri gerekiyor. 5 liranın üzerindeki faturaları resmileştirmek gerekiyordu. En son ticareti bırakmazdan önceki kanun öyleydi. Herhalde öyle daha devam ediyordur. Murat öyle mi gene hala da? Çek kullanmıyorsun. Aferin sana. Aman sakın kullanma. Tamam. İnşallah. Var mı böyle yüksek ticaret yapan? KDV dahil 8 bin lira. Evet. Bu tip ticaret yapanlar o paraları bankalardan geçirmek zorundalar. O yüzden bir gün, iki gün, üç gün, beş gün o para bankada duruyor ya. O duran, bankada duran parayı banka bir başka yere faizle satıyor. Kağıt üstünde. Böylece o bankalarda parayı tutan kimseler bankanın faiz işlemlerini finanse etmiş oluyor. Şimdi faiz haram. Ayetle, hadisle, imamların içtihatlarıyla haram. Müminin müminden faizle alışveriş etmesi, müminin müminden faiz alması, faiz vermesi, bu noktada bunu yazan, çizen, işte anlaşmayı sağlayan filan bütün hepsi de annesiyle Kabe duvarının dibinde zina etmiş gibi, nikahlamış gibi günaha girer. Bunu bir yerleştirelim kafamıza. Ama İslam Müslümanlar, İslam dünyası şunu bilmek zorunda. İslam hukuku ancak İslam hukukunun geçerli olan yerlerde uygulanır. Bireylerin kendi hukukları vardır, kendi dairesinde, birbirleriyle. Bunlar güzel ahlakın, iyi muamelenin üzerine kurulur. Müslümanların bir aile hukuku vardır. Çocuğun anne babasıyla olan hukuku vardır. Eşler arasındaki hukuk vardır. Bireyin devletle olan hukuku vardır. Bunların hepsi de kendi içerisinde farklı alanlardadır. Şimdi ben burada İslam hukukunun Darül Harp, Darül İslam diye ayırt edip Hanefilerin Darül Harp'te bunlar 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 olur. Darül İslam'da da bunlar 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 olur dediğimde bu işin içerisine faizi de kattığımda söz şu. Sen faize cevaz veriyorsun. Mübarek insanlar. Bir tanesi diyebilirim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde miras hukuku İslam'a dayalı. Evlenme boşanma İslam'a dayalı. Ticaret hukuku İslam'a dayalı. Evlenmeniz, boşanmanız mevcut bugünkü hukuk sistemindeki medeni hukuka bağlı. Aslı nereden alınma? İlk önce İsviçre'den alınma. Mevcut ceza hukuku aslı nereden alınma? İtalya'dan alınma. İtalya'dan alınma. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken kendince bir hukuk sistemi oluşturmuş. Nereden oluşturmuş? Batı'dan oluşturmuş.
Miras hukukunu hiç kimse bir şey demiyor. Evlenme hukukuna hiç kimse bir şey demiyor. Kimse bir şey demiyor. Kadının kocası yanında 7 yaşında da oğlu var. Adam, kadın gitmiş başka bir adamla da yaşamış. Adam diyor ki ben karımı kaybetmek istemiyorum. Kadın da diyor ki ben de kocamı kaybetmek istemiyorum. Ne yapmak istiyorsunuz? Diyanete sorduklarında Diyanet şunu söylüyor. Resmi olarak kiminle evliysen onunla nikahın devam ediyor. Bunu böyle söylüyorum. Alınıyor millet. Ondan sonra mesaj, mail gönderiyor bana. Hocam böyle demişsiniz Diyanet'le alakalı. İyi git sor diyorum ben. Ben gönderiyorum Diyanet'e böyle bir şey yaşayana. 200 sefer gönderdim. Bursa'dan aldıkları cevap şu. Resmi olarak kiminle evliyseniz onunla evliliğiniz, nikahınız devam ediyor. Yani kadın 10 tane adamı dolaşsa, adam da 10 tane kadını dolaşsa, kimle resmi nikahı var onunla evliliği devam ediyor. Evlilik hukukunuz İslami değil. Boşanma hukukunuz İslami değil. Yani medeni hukukunuz İslami değil. Miras hukukunuz İslami değil. Ticaret hukukunuz İslami değil. İcra iflas hukukunuz İslami değil. Hiçbir hukukunuz İslami değil. Türkiye Cumhuriyeti devleti layık, demokratik, insan haklarına saygılı işte bir şey devlettir. Sosyal devlettir. İslami bir devlet değildir. Dini bir devlet değildir. Hukuku dini değildir. Anayasası dini değildir. Devlet bizim devletimiz. Bizim devletimiz. Ama hiçbir hukuku dini değildir. Dini değildir. Evet, dini olmayan bir devletle ve devletin kendi içerisinde çalışan kurumlarla biz ne yapacağız? Öyle ya, biz de Müslümanız. Müminiz. Doğal gazını yatıramadı. Parası yetişmedi. Faiz ödedi mi? Ben ödedim. Ben doğalgazımı yatıramadım, gecikti, faiz ödedim, elektrik parasını yatıramadım, faiz ödedim, su parasını yatıramadım, faiz ödedim, telefon parasını yatıramadım, faiz ödedim, vergi dairesine zamanında yatıramadım, faiz ödedim, vergi dairesinde yanımda çalışan arkadaşların sigortalarını zamanında yatıramadım, faiz ödedim, kendi bağ kurumu zamanında yatıramadım, faiz ödedim. Açık açık söylüyorum şimdi bunları. Ödedim. Arabanın ne o vergilerini zamanında yatıramadım, faiz ödedim. Geçenlerde o yatırdığımız paranın içerisinde gecikme faizleri de var mıydı arabayla alakalı? Vardı değil mi? Geçenler arabanın muayenesi bitmiş, muayeneye gitti, devlet senin yakanda. Muayeneyi yapmıyorlar dedi. Ne oldu dedim ben, 1600 lira cezası varmış dedi, trafik cezası. İçinde faizleri de var mı, gecikme faizleri? Var. Ödedik, ödedik. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki, İmam-ı Azam Hazretleri, İmam Yusuf'la beraber ikisi ittifak etmişler. X bir devlet Darül Harbe bitişik ise, içinde İslam hukuku yok ise, içinde daha önce eman verilenlerin emanları kaldırılmış ise,
Yani Müslim, gayrimüslim, ateist, putperest hepsi de eşit ağırlıkta. Hukuk önünde. Orası Darül Harp'tir demiş. İmam Muhammed ayrılmış hem İmam-ı Azam'dan hem de İmam Yusuf'tan. O da demiş ki eğer ki bir yerde İslam hukuku yok ise, uygulanmıyorsa orası Darül Harp'tir demiş. Darül Harp'in kendi içerisinde hukuku var. Mesela Darül Harp'te İslam hukuku hiç uygulanmaz. Uygulanamaz çünkü. Miras hukukunu uygulayamadığınız gibi, ticaret hukukunu uygulayamadığınız gibi, medeni hukuku uygulayamadığınız gibi, ceza hukukunu uygulayamadığınız gibi. Hiçbir İslami olarak hiçbir hukuk uygulanmıyor. Evet. Burada diyor eğer öyle bir yer var ise orada müminle harbinin arasında, yani müminle gayri mümin arasında, mümin olmayanla arasındaki ilişkilerde faiz olmaz diyor. Mümin ile mümin olmayan arasındaki ilişkilerde faiz olmaz. Eğer bir adam senden faiz alıyorsa adama sor. Mümin misin? Müminim dedi adam. Faiz alıyorsun. Evet haram olduğunu biliyorum ama alıyorum. Haram işte dedi adam. Şahıs olarak. Ama ona vermemek elindese verme. Mücadele et. Gayret göster. Kanının son damlasına kadar mücadele et. Ama karşında devlet var. Devlete geciktirmemek için mücadele et. Gecikti, ödeyeceksin. Yoksa elektriğin kesilecek. Ya da kullanmayacaksın. Peki, banka. Geldi oraya şimdi. Şimdi bizim kardeşler, Müslüman kardeşler elektriğe ödüyor, suya ödüyor, doğalgaza ödüyor, her yere ödüyor. Arkadaşlar takva yapacaklar. Bankadan almıyorlar. Bir adam var, faizde para satıyor. Ne kadar melanet bir iş yapıyor değil mi? Sen de gidiyorsun o adama para veriyorsun. Melanetine ortak olmuyor musun? Evet. Hiç olmazsa hani mecbur ya adamın bankada parası bulunacak ya. Hiç olmazsa ondan al. Bir parça al ondan. Bir şey kopar ondan. Onu zayıflatmaya çalış. İyice kuvvetlendirme. Buradaki asıl amaç, kastım bu. Ticaret yaparken bunu anlatıyorum herkese. Ticaret yaparken normalde bir adam geldi, dedi ki ya benim görüşmem lazım, buyur. Ya ben dedi dolandırıcıyım. Ne? Dolandırıcıyım dedi. Şimdi sufiler önünü ardını dinlemedikçe hükmetmezler. Dedim ya otur bakalım. Oturdu bu şimdi. Bir arkadaşı daha var yanında. Dedim ne yaptın? Ben dedi banka dolandırdım. Harika dedim ya. Nasıl yani dedi. Sen dolandırıcıların iyisisin dedim ben. Nasıl yaptın dedim ben. Bu Kemal Paşa'ya doğru gitmiş kayalık mayalık bir arazi bulmuş. 250 dönüm.
O zaman için işte 50 lira, 100 lira parayı koymuş cebine. O bölgeyi bilen de bir tane adam bulmuş. Oradan 250 dönüme yakın tapuları toplamış. Bir parça yapmış hepsinde. Şirketin de üzerine almış. Şirketi de kar ettirmiş böyle. Bankaya gitmiş. Demiş ben de 250 dönüm yer var. Burayı ipotek edeceğim. Buraya kredi alacağım. Böyle anlattı. Dedim ya şefe mefe sen bir şeyler de yedirip biçirmişsindir. Yemeğe götürmüş. O dedi hocam dedi zaten mecbur yapacaksın onu dedi. İyi dedim ben. Dedi 250 dönüm yeri ben geçmiş gün geçmiş para şimdi. Örneğin işte 100 liraya mal ettim dedi. Bankadan 1 trilyon aldım dedi örneğin. Yüklü bir para almış bankadan. Dedim ben. Gittim dedi o parayla dedi. Hanımını da kağıt üzeri ayrılmış. Şeyden ne o? Resmi olarak ayrıldıktan sonra hanımının üzerine gitmiş bir tane benzinlik yapmış. Kalan parayla da gitmiş tekstile devam ediyor gene ayrı bir şirket üzerinde. Dedim nasıl kendini kurtardın? Vallahi dedi hep onlar bizi öpecek değil ya dedi. Ben dedi çok güzel öptüm dedi. Dedim gel bir de ben seni öpeyim şimdi. Dedim öpebilirsen daha bankaları öp dedim. Daha öpebilirsen öp dedim. Bu mantıkla doğru. Allah bizi affetsin. Bizdeki şey şu. Hissi durumumuz şu. Biz kendimizce kendi ülkemizde yaşıyoruz ya atalarımızın ülkesi. Buradaki hukukun İslami olmadığını hala da kendimizce kabullenemiyoruz. Sıkıntımız bu. Ya İslam hukuku olmuş olsa bir yerde randevu evi, bilmem ne evi, bilmem ne evleri, bilmem ne evleri olur mu? Olacak iş mi? Allah bizi affetsin. O yüzden bankadaki paranızı bir günlük dahi olsa vadeli yatırın. Bir günlük de olsa. Kar bırakma sen ona. O parayı al. İhtiyacın yoksa ihtiyacı olan bir kimseye ver. Yemesen boğazından geçmesin. Eyvallah. Sufilerin boğazından geçmesin ihtiyaçları yoksa. Evet. Ama ona bırakma. Ona bırakma. Al bir fakir fukaraya ver. Ama ondan sevap bekleme. Bankanın verdiği promosyon paralarını çektiğim kredinin faizini yatırıyorum. Uygun mu? Harika. Promosyon paralarını kendimize kullanmamamız gerektiğini yeni öğrendim. İhtiyaç sahibi birine verdim. Önceki yılların paralarını da elden çıkarmam gerekir mi? Eğer gücün yerindeyse olabilir. Namaz kılarken yapmış olduğumuz kıyam, rükû, secde, oturuşumuzun bir anlamı var mı? Varsa anlatır mısınız? Hiçbir anlamı yok. Yapmayacak mısınız? Ya Yahudilere cumartesi gün balık avlamayın dedi. Baktığımızda hiçbir anlamı yok değil mi? Şuraya gidiyoruz. Televizyonlardan etkileniyoruz. Yani bir şeyin mantıki açıklaması olması lazım. Aklımıza uyması lazım bunun. Yani aklımıza uymazsa, mantığımıza uymazsa biz ona tereddütle, şüpheyle bakacağız. Arkadaşlar, kardeşler, görmediğimiz Allah'a iman ettik. Bunun mantıki açıklaması yok. Aklın iflas ettiği yer burası. Aklın patinaj ettiği, debelendiği yer burası. Akıl bunu bir türlü kendine sindiremiyor. Akıl bir türlü bunu içine sindiremiyor.
Görmediğimiz Allah'a iman ettik. Görmediğimiz meleklerin varlığına iman ettik. Görmediğimiz Allah'ın, görmediğimiz meleklerin indirmiş olduğu, peygambere indirmiş olduğu kitaba iman ettik. Ve görmediğimiz o melekler geldiler bir insana, bizden olan insana. Peygamberliği müjdelediler. Peygamberliği ona tebliğ ettiler. Biz onun peygamberliğini kabul ettik. Hadi onunla beraber yaşasaydık, biz onun mucizelerini görecektik gözümüzle. Göreni de kendimiz görmesek dahi birisi diyecekti ki, evet bizim yanımızdaydı, biz 10 kişiydik, elinden su aktı, içtik hepimizde. Vallahi de sen bunu gördün mü? Vallahi ben bunu gördüm. Veyahut da diyecekti ki, Hendek kazasındaydık, yokluk vardı. Bir arkadaşımız geldi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin kulağına fısıldadı. Ya Resulallah, bir keçim vardı, süt vermiyordu. Onu kestim, bu akşam bana davetlisiniz dedi. Onun kulağına söyledi. Çünkü sağılan keçiyi kestirmiyordu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Sağılan koyunu kestirmiyordu. Bakın geçim sıkıntısı var, darlık var. Sağılan ineği kestirmiyordu. Sağılan deveyi, dişi deveyi kestirmiyordu. Öyle taze kuzu kestirmiyordu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Öyle 15 günlük kuzuyu yiyeceksin, yok öyle. Vay kuzular yeni doğdu daha, 3 aylık kuzuları keselim yiyelim, yok öyle bir şey. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin kursağından geçmedi. Helal mı? Beni ilgilendirmez, yiyor millet. Kurban olur mu? Olmaz. Kurban olması için annesinin cüssesine gelecek. Annesinin cüssesine gelecek. Öyle bir zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri öyle kenarda gidip yemedi onu. Ey ashabım, filanca kardeşiniz yemek veriyor bugün dedi. Hepiniz davetlisiniz. Ehli tasavvuf kendisine ölçü çıkarır buradan. Eğer bir kim, bir şey efendi bir yere yemeğe giderse istediği kadar yanına misafir götürür. Ev sahibi buna itiraz edemez. Devecilen dost olan kapısını yüksek tutacak. Davet etmeyecek. Davet etmeyecek. Bir adam bir şeyhi evine davet etti mi, isterse 100 kişi oradaki cemaat, hadi gelin bu akşam filanca yerde yemekteyiz der. Herkes gider, herkes ne buluyorsa onu yer. Allah onu rızıklandırır. Bunları bizatihi yaşamış bu fakir var. Ben trenin zakirine dedim ki, abi dedim böyle böyle ufak 10 kişi gelsin bize dedim. Biz de 10-15 kişiyiz, 20-25 kişilik. Annem de dedi ben yemek yapmam kimseye dedi. Çekti gitti evden. Kulakları çınlasın. Nuri, Oktay. Bir tane de bir lokantası olan bir arkadaş vardı. Ona biz yani en fazla 20 kişi gelecek ya. 2 kilo kuru fasulyeyle 2 kilo pirinçten pilav yaptırdık. Kuru fasulye pilav. Nuri böyle bir şey, bizde 2-3 kiloluk böyle dağar deriz biz, tepsi yoğurt getirdi. İşte bilmiyorum ne kadar getirdiyse tatlı getirdi Nuri de. Ulan bir otobüs geldi. İçinden inen iniyor, inen iniyor, inen iniyor. Ardından bir tane kırmızı Ford minibüs geldi. İnen iniyor. Özel taksiler bilmem neler. Mümkün değil. Yani zaten bizde o kadar sofra kuracak. Sofra teşkilatı da yok. Annemin evinde. Hadi yani bir buçuk göz oda var. Oturdu bütün herkes nereye oturduysa. Bir tevhid okuttu şey efendi.
Biz boyna arkadan katıp katıp dağıtıyoruz biz. Katıp katıp dağıtıyoruz bunu. Bir ara Oktay dedi, abi ne oluyor dedi. Oktay sus dedim ben. Biz biliyoruz tabii ne pişirdiğimizi. Yiyen gidiyor, yiyen gidiyor, yiyen gidiyor. Biz abi de içeriden taşıyoruz ama biz. Yemek bitmiyor. Biz taşıdık, yedirdik, içirdik, herkes gitti. Son dakika hiç sevmediğim adam geldi. Damat. İmtihan olur, bu kadar olur. Bir şeyh bir yere geldiyse de o şeyhin yanına kim gelirse gelsin kimse itiraz edemez. Adap bu. Senin kan katilin gelse elini dizinin üstüne koyacaksın, oturacaksın. Geldi adam. İçeri girdi. Bir de vay işte efendim şeyhim filan böyle bir sarıldı şey efendiye ondan sonra. Oturdu yanına onun. Mustafa Efendi, o bir de tanıttı kendini. Ben dedi kız kardeşiyle nişanlıyım. Şeyh Efendi zaten olaylardan haberi var, biliyor meseleyi. Ondan sonra Mustafa Efendi oğlum şey ne o? Enişteye de koy sofra. Biz koyduk ona da sofrayı. O da maşallah yer. Öyle normal değil yani. Daha bu böyle isteme filan olacak işte. O zamanlar tutturdu beni çarşıda bir lokantaya oturduk. 3,5 tabak ciğer kavurma yedi adam. Ben evde diyorum bu normal değil. Normal bir adam diyorum ben. Kayınçosunun karşısında 3,5 tabak yemek yer mi? Bu doyduğunun dahi farkında değil diyorum. Vermeyin kızı buraya. Anlatıyorum ben bunu normalde. Adam şimdi 3,5 tabak yemek yiyince duracaksın. Velhasıl kelam geldi. O şimdi bir de Şeyh Efendi'ye tatlıyı en son batırıyor. Hiç unutamadım şey. Şeyh Efendi'nin ağzına vereceğim de uğraşıyor. Şeyh Efendi şimdi edep ediyor. Alıyor elinden. Yemek istemiyor. O onun ağzına depeceğim de uğraşıyor. Boğacağım adamı. Tabii hiçbir şey demiyoruz. Susuyoruz biz. Neyse. Tabii o da yedi içti gitti. En son biz kaldık. Şeyh Efendi dedi, Mustafa Efendi oturun oğlum arkadaşlarınızla, siz de yiyin bakayım bir yemeğiniz dedi. Biz oturduk, bir de yedi, biz yedik. En son laf kapaktı. Oğlum, kalanın da anan yesin dedi. İki kilo pirinç, iki kilo fasulye. Yaklaşık yani tahmini 100'ün üzerinde kimse doydu. 100'ün üzerinde. Saymadım, 100'ün üzerinde. Oktay saymıştır. Bir sayın, söyleyin Oktay'ı bir. Oktay bu işlerde çok böyle ince düşünür, onu tekrar yazar, çizer, onu bir daha bir hafızaya alır, dosyalar onu. Oktay'ın öyle bir hali vardır. Velhasıl biz en son biz yedik. Biz de doyduk öyle, şey değil. Kapak sözdü. Oğlum kalanı da ana yesin dedi. Bize yemek falan yapmadı. Çekti gitti ya. Demek ki mübareğe malum oldu. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yanında o sahabeler onları gördüler. Bir gittiler 300 kişi falan hendek kazan sahabe var. Hepsi de doydu. Neden? Bir kuru keçiden. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri herkes doyduktan sonra dedi ki kalanları da hanımlara götürün dedi. Kadınlar da doysun. Kalandan ne kadar kadın var belli değil. Onlar da doydular. Biz bunu görmedik. Biz görenlerin nakline de inandık. Zaten o yüzden Batı dünyası kafasını kırıyor. Bunlar nasıl olur böyle inanırlar da nasıl böyle kendilerini muhafaza ederler diye. Ve içimizden fitne çıkarıyorlar bizim. Bize şeytanın yolunu açıyorlar. Hani şeytan dedi ya ben ateşten yaratılmayayım. O ise topraktan yaratılma. Ben ona nasıl secde ederim dedi. Kardeşler namaz kılarken yapmış olduğumuz bir şeyi Allah'ın emri olarak görün. Neden ayakta duruyorum deme. Demek ki sen ayakta bakacaksın Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının zahirine. Ayaktayken bak, otururken bak, rükudayken bak, sağa selam verirken bak, sola selam verirken bak,
okurkan bak. Ne tarafa yönelirseniz yönelin, Allah'ın vecci o taraftadır. Siz onu arayın. İbadet ona ulaşmada bir vesile. İbadet etmek ona ulaşmada bir vesile. Aman o vesileye iyi sahip çıkın. Seyri sülük nedir? Ne zaman başlar? Lazım mı? Sufiler için lazım. Ne zaman başlar? Şu tekkenin bahçesinden girdiğinde başlıyor. Evet. Bir dergaha, bir tekkeye giriyorsun ya. İstersen gezmeye de gir. İstersen seyretmeye de gir. Başlıyor. Girdin ya, mübarek olsun. Ben onu çok önemserim. Hani evliya menkıbesi derler, atarlar ya kenara. Ben atmam, yaşanmıştır muhakkak onlar. Hani bir gün papazın birisi Geylani Hazretleri'nin dergahına kafasını böyle uzatmış ya pencereden. Dervişler de içeride Allah, 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 Allah zikrediyorlar. Bunu böyle papaz uzatmış kafasını, bakmış böyle. Dervişler böyle Allah, Allah, Allah kafasını sallıyorlar ya, böyle sallanıyorlar ya. O da bir sefer bir kafasını sallamış, ritme uymuş. Gece uykusunda kıyamet kopuyor. Papazı çıkarıyorlar meydana. Sorgu sual yok. Götürüyor zebaniler bunu cehenneme doğru. Geylani Hazretleri zuhur ediyor. Diyor ki meleklere, durun. Allah'ın bana sözü var. Vaadi var. Kim senin dergahından içeri girerse affım vacip olur dedi. Bunun dedi bir sabah tekkenin önünden geçerken bu kafasını tekkeden içeri soktu. Kafasını bir sefer salladı. Kafası diyor bana ait. Çıkarıyor hançeri belinden, cart kafaya alıyor. Diyor alın vücudunu götürün. Ama kafa bana ait. Uyanıyor papaz. Kolay mı? Rüya hakikattir. Koşa koşa sabah namazından mübarek kıldırmış, tam sabah dersi yapacak. Koşa koşa dergahın kapısından içeri giriyor. Bakıyor böyle. Gel papaz efendi. Akşam kelleyi kurtardım. Bugün de vücudu kurtar diyor. Siz bir dergahın kapısından içeri girin. Hani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ya, tasavvuf, tarikat, hakikat namları altında öyle nuran, öyle şirin bir yol vardır ki. Sonraki mektubatlarda kaldırmışlar bunları. Eski nurcu bir kızcağızımız var. O gösterdi bana. Dedi ki bu yeni mektubatlarda bunu bastırmıyorlar, bunu basmıyorlar dedi. Yani bu kadar Risale-i Nur'a hainlik yapılır mı? Yapılır. Yapanları da Allah manevi tokatla vuruyor. Sen bir cemaate, bir tarikate, bir yola edepsizlik yapar. Bir yola edepsizlik yaparsan işin zor. Neden? Yolun manevi sahipleri vardır. O yoldan girmiş olan. Burası Ahmet'in Mehmet'in değil. Ahmet Mehmet o yola hizmetçi. O yolun silsilesi var. O yolun geldisi gittisi var. O yola gözyaşı dökmüş. O yola ciğerini vermiş. O yola hayatını vakfetmiş insanlar var. Sen bir yola
taş vurur, bir yola katre vurur, kesintiye uğratır. Bir yolun hakikatine uygun davranmazsan sana manevi tokat gelir de sen hala da hatayı başkalarında ararsın. Hala da kusuru başkalarında ararsın sen. Üstad Bediüzzaman bunu yazmış mı? Yazmış. Sen hangi hakla, akılla onu oradan kaldırıyorsun? Tabii tarikatlara laf söyleyecekler ya. Tarikatları küçük görecekler ya. Eski mektubatlarda var, yenilerinde yok. 29. mektup 9. kısım 8. telvi. Tasavvuf, tarikat, hakikat namları altında öyle nurani, öyle şirin, öyle bir yol vardır ki diye başlayan. Bir tarafında şöyle der. Bir kimse adi, samimi bir ehli tarikat olsa, silsili meşahiye duyduğu muhabbetten dolayı asla ümidini kesmez. Yani şeyhuna bu muhabbetten dolayı asla ümidini kesmez. Der ki benim şeyhim var. Şeyhimin şeyhi var. O yüzden tasavvufta bir kimsenin şeyhinin olması çok önemlidir. Senin şeyhin kim? X kimse. Senin onun şeyhi kim? X kimse. Onun şeyhi kim? X kimse. Benim şeyhim Nevşehirli Abdullah Efendi Hazretleri. Zahiri son şeyhim. İlk ve son şeyhim zahiri. Onun şeyhi kim? Ben bir şeyhe intisap ettim. Zahiren. Vefat etti. Bana şeyhimin sözü vardı zaten. Senin bir daha şeyhe ihtiyacın yok diye. Onun şeyhi Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'ydi. Ondan önceki ölen şeyhi Antepli Bilal Nadir Hazretleri'ydi. Bilal Nadir Hazretleri vefat etmiş, arkadan kimseyi bırakmamış. Bana söylenen o. Millet şimdi kimsenin tarikatına laf söylemek istemem, beni ilgilendirmez. Bana Şeyh Efendi'nin söylediği bu. Oğlum Bilal Nadir Hazretleri bu fakire dedi ki, Mustafa Efendi, Abdullah Efendi, biz vefat ettikten sonra oğlum istihare yap, git bağlan. Efendim kime gideyim demiş. Oğlum Çorum'daki Mustafa Efendi'ye git. Ama yine de istihare yap demiş. Şeyh Efendi istihare yapıyor, gidiyor Çorum'a. İstiharesinde gördüğü halde Çorum Hazretleri'ne söylüyor. Oğlum sen bu gece burada kal, bir daha istihare yap diyor. Sabah oluyor, tekrar rüyasını anlatıyor. Onun normalde dersini veriyor, Nakibini Gabbalını veriyor. Oğlum Bilal Baba sana çok nazar etmiş, Nakibini Gabba haline getirmiş seni. Yine bizim dergahımızın Nakibini Gabbasısın, bak Nevşehir'e git, derslerine devam et diyor. Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'nin şeyhi Hacı Ali Haydar Efendi. Hacı Ali Haydar Efendi'nin şeyhi Hacı Ebu Bekir Efendi. Hacı Ebu Bekir Efendi'nin Türkiye'deki şeyhi Üftada Hazretleri'ne dayanıyor. Nereye? Şeye. İstanbul, söyleyin, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ne. Ondan önce Samsun'da hafızlığını bitiriyor. Samsun'da hafızlığını bitirdikten sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin oradaki o gün için son şeyhine intisap ediyor. Orada halifelik noktasına kadar geliyor. Evladım bizde işin bitti diyor. Sen şimdi seyahate çıkıyorsun. Üstünü soyuyorlar. Belden yukarısı çıplak. Bembeyazmış böyle. Utanmış demiş. İmtihan bu. Soyuyorlar. Öyle yola çıkıyor. 7 yıl Mekke, Medine, Bağdat, Şam dolaşıyor. En son Mısır'da Tanta Hazretleri. Tanta'ya geliyor. Tanta'da Tantevi Hazretleri ders veriyor. 4 tarikattan. Abdurrahim Neşabi Hazretleri de oradaymış. Bir dersten de o veriyor. Rufai'den de o veriyor. 5 dersten icazetini alıp İstanbul'a geliyor. İstanbul'da da Şeyhülislam icazetini mühürlüyor. Çorum'a gidiyor. Annesi Çorumlu. Annesi de rüyasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görüyor.
Hiçbir şeyden haberi yok. Yetim. Hacı Ebubekir baba. Babası çok küçükken ölmüş. Dayıları büyütmüş. Annesi de Hazreti Peygamber Efendimiz'i rüyasında görüyor. Oğlun mübarek bir görevle geri dönecek. Dergahını yaptır diyor. Annesi de babasından kalan ne kadar mirası varsa, kocasından kalan ne kadar mirası varsa hepsini satıyor, dergahı yaptırıyor. Hacı Bekir baba Çorum'a geldiğinde bir bakıyor ki dergah hazır. Bizim birkaç arkadaşımız vardı. Allah razı olsun. Onlar da tabii düşündüklerinden, bir gün birisi hiç unutmuyorum bana dedi ki ya bir dergah yaptırmamız lazım bize dedi. Biz dedi. Niçin dedim ben? E sana dedi dergah lazım dedi. Ben ona döndüm. Dedim eğer Allah birisine bir vazife verdiyse merak etme dergahını da düşünmüştür dedim ben. Nasıl dedi? Dedim ben hemen Çorumlu Hacı Bekir Baba'ya gitti benim aklım. Çorumlu Hacı Bekir Baba'ya Cenab-ı Hak bir vazife vermiş, dergahını yaptırmışlar. Dedim merak etme dergahı dedim bir vazife verdiyse Allah dergahını da verir dedim ben. Dergahı da hazırdır onun. Cenab-ı Hak hazırlamıştır bir yerde. Velhasıl kelam sufiler için şeyhuna önemli. Bakın bizim silsilemiz bu. Yol silsilemiz. Şeyh Efendi Hazretleri'ne Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ve Hazreti Mevlana da ders verdi. Bunu dergahın içerisinde en önce açıklayan bu fakir de bu. Eski arkadaşlar bilirler. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin, Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin ve Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Şeyh Efendi'ye manen ders verdiğini dergahın içerisinde ilk açıklayan fakir de bu. Burada. Hatta 28 Şubat'ta Nevşehir'den dışarı çıkacak. Ben Bursa'ya gelsince de çok bastırdım. Ondan sonra Hazreti Mevlana dedi bana. Mustafa Efendi bu kadar bastırma, bu kadar feryat etme. Demek nasıl böyle feryat ettiysen mübarek, böyle alttan alaraktan bir de. Dedi ki bir yıl burada kalacak. Bana böyle eliyle işaret etti. Bir yıl kalacak burada. Bir yıl oğlum, bir yıl dedi bana. Bir yıl. Gençlik işte bizde dedi. Ben bastırıyorum bir yıl mı? Bir yıl deyince iyi tamam bir yıl. Tam bir yıl. Cafer orada içeride duruyor bakın. 365 gün, 366 gün değil. Tam 365 gün. Cafer içeride. Evini hem götüren hem getiren içeride. 365 gün evi orada kaldı. Bu yollar öyle akılla alakalı değil. Maneviyat çalışır. Manevi işaretler çalışır. İşte o Bediüzzaman Hazretleri diyor ki o kimse silsile-i meşayiye duyduğu muhabbet cihetiyle asla zındıkaya düşmez. Ama adi ama diyor mütefennin bir alim olsa kalbi harekete geçmemiş ise silsile-i meşayihten bir nasibi yoksa bugünkü zındıkanın karşısında diyor imanı müşkilleşir. Kurtaramaz kendini. Ben dili tam çeviremiyorum değil mi? Sen daha iyi çevirirsin. Ezberinde var mı burası? Evet. Şimdi seyr-i sülük ne zaman başlar? Siz bir tekkeye, bir dergahın kapısından içeri girer, ben buraya inşallah intisap edeceğim dediniz mi? Seyr-i sülükünüz başladı. Dakika bir, gol bir. Şu ayağını çek bakayım buradan der birisi senin. Ya. Niyet edersin. Dersin ki gideyim bu gece bir zikrullah yapayım. Orada bir sohbet dinleyeyim. Gelir birisi dangadak alnına bir şey söyler senin. Seyr-i sülük bu.
Siz seyr-i sülükü şöyle görüyorsunuz. Bir yere kapanacaksınız, kimse de size dokunmayacak, oh sülük edeceksiniz. Yok öyle bir şey. Siz halkın içerisinde duracaksınız. Hizmette koşacaksınız. Nerede sema var, nerede zikir var, nerede sohbet var. Koşacaksınız. Koşarken sizin yanınızdaki ayağınıza çelme takacak, arkanızdan konuşacak, yiyip içtiğiniz kimse size ihanet edecek. Hep sabredeceksiniz. Hep Kur'an sünnet dairesinde duracaksınız. Tebessüm edeceksiniz böyle. Hap yutmuşlar vardır ya, ne yaparsan yap hep böyle güler. Hap yutmuş gibi güleceksiniz hep. Seyri sülük o. Farzlarınıza devam edeceksiniz. Nafilelerinizi bırakmayacaksınız. Seyri sülük o. Millet şimdi yeni seyri sülük buluyor. Gidecek iki tane kuş bakacak. Ortalığı biraz süpürecek. İki tane çiçek besleyecek. Seyri sülük yapıyor. Gel sen buraya da bir seyri sülük yapsan burada. Gel. Daha dakika bir gol bir ayağına değil tam bağrına kalbine bassın birisi. Bir gör. Seyri sülük o. Peygamber Efendimizin Zakir ismini nasıl anlayıp yorumlayabiliriz? Tecelliyatları nelerdir? Allah'ı zikreden herkes zakirdir. O yüzden zakirlerin en hakikati, hakikati en yükseği de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir. Mide yemek haram mı? Normalde Hanefiler yememişler, uygun görmemişler. Haram diyemeyiz. Hanefiler uygun görmemiş. Şafiler demişler ki denizden babamız çıksa bile yeriz. Hanefiler demişler ki biz böcek türü yemeyiz. Başka? Sureti. Yani bir denizden çıkan bir hayvanın sureti bize hoş gelecek demiş. Böyle kıllı mıllı böyle işte bıçkınlı mıçkınlı böyle bıyıklı mıyıklı şeyleri yemez Hanefiler. Korkunç ejderha gibi olan şeyleri yemez Hanefiler. Hanefilerin yediği hamsi, palamut bildiğimiz balıklar. Öbür günleri yemezler. He Şafiler solucan da çıksa oradan yerler. Hoş Türkiye'deki Şafiler de yemiyorlar. Yemiyorlar Türkiye'dekinlerde. Böyle bir fetva var. Ama ben mesela birkaç tane Şafi alimine rastladım. Dedim ne yapıyorsunuz? Vallahi dedi İmam-ı Şafi'nin böyle bir fetvası var ama Mustafa Efendi dedi. Biz de yemiyoruz dedi. Türkiye'dekinlerde genelde yemiyorlar dedi. Yemiyor Türkiye'dekinler. Bir kimse yiyebilir mi? El cevap yiyebilir. Bunu haram diyecek bir kimse yok. Hanefiler cevaz vermemişler. Biz yemeyiz demişler. Yenmesini uygun görmeyiz demişler. Şafiler de şuradan fetva veriyorlar. Hani sahabeler bir Seriye'ye gitti. Seriye'ye gidince deniz kenarında denize vurmuş, kayaya vurmuş bir balık, kocaman balık gördüler. Böyle sahabeler bizim gibi böyle yediği önünde yemedi ardında değildi. Allah bizi affetsin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hazreti Ayşe annemiz diyor. Günler geçerdi de diyor. Muhammed'in evinde ateş tütmezdi. Yani bir şey kaynamaz, bir şey pişmez. Günler geçerdi. Allah bizi nimetlerine nankörlük yapanlardan eylemesin. İnsanlar şimdi nimete küfran besliyorlar. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlerin karşılığını vermemiz mümkün değil. Kadınlar şimdi atıyorlar her şeyi, çürütüyorlar. Evvelsi gün arabayı park ediyorum evin önüne. Evin önünde iki tane şey var. Ne o? Çöp kutusu var. Adamın birisi daldı çöp kutusuna. İki tane tavuk
paketli tavuk çıkardı içinden. Çöp kutusundan. Paket, bildiğiniz paket herhalde, günü geçmiş, tarihi geçmiş, neyse. Aldı, şeyine koydu, arabasına koydu onları. Kendi kendime düşündüm. Dedim ki bunu bozan, bunu atma noktasına getiren kadının durumunu düşündüm. İsraf, nimete nankörlük, nimete nankörlük. İşte Şafiler, o sahabeler gidiyorlar, bakıyorlar kocaman bir balık. O, çünkü sahabeler bunu naklederken diyor ki biz iskeletenin ortasında koşuyorduk. Çok rahat dolaşıyorduk. Ben kendimce balina diyorum ona. Artık belki de daha büyük bir balık vardı o zaman için, 1400 yıl önce. Balinadan daha büyük bir balık var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ama bir ay boyunca o etten yiyorlar. Balığın etinden. Yağlanıyorlar da yağlarından. Sahabeler diyorlar ki biz semirdik. Hani böyle kilo aldık. Bunu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine naklediyorlar. O da böyle hani helal mı caiz mi deyim diye sorunca onlar Allah iyiliğinizi versin biraz da bana getirseydiniz diyor. Bu hani sonradan ulemaya da şey oluyor bu. Hani bu caizdir, helaldir demektense biraz da bana getirseydiniz diyor. Onu istediğinden filan değil. Hani onun, onların yediklerinin caiz olduğunu gösteriyor. İmam Şafii buradan hareket ederekten diyor ki biz denizden ölüp de dahi çıksa diyor, ölse de çıksa biz onu yeriz diyor. Hanefiler denizde ölen balığı da yemezler. Kendiliğinden ölmüş. Hanefiler onu da yemezler. Böyle. Ama birisi yiyeceğim derse biz ona söyleyecek bir şey yok. Dövme yaptırmak haram mı? Evet. Dövme yaptırmak haram. Yaptırmış. Tövbe edecek. Eğer eski haline getirmesi mümkün ise eski haline getirecek. Getirmesi mümkün değilse tövbe edecek, dini ibadetlerine devam edecek. Cehaletten kaynaklanıyor. Hani İslam öncesi dövme yaptıranlar var mıydı? Vardı. İslam'dan sonra ne yaptılar? Kazacak değil ya etini. Öyle hayatlarına devam ettiler. Bu da onun gibi bir şey. Bizim toplumumuz dini bilmiyor. Bir de tam dini öğrenecek, televizyon açıyor. Birisinin doğru dediğini öbürkü yanlış diyor. Öbürkünün yanlış dediğini öbürkü doğru diyor. Birisi hadislerin hepsini reddediyor. Birisi hadislerin ya içinde işte vardır da yoktur da öbürkü de hepsi yok diyor. Bu millet neye inanacağını şaşırdı. Niye inanacağını şaşırdı bu millet? Neden? Televizyona çıkıyor. Ne adam sosyolog. Neden bahsediyor? Dinden. Ne adam iktisatçı. Neden bahsediyor? Dinden. Ne adam siyasetçi. Neden bahsediyor? Dinden. Allah Allah. Dinden bahsetmesi gerekenler bahsetmiyor. Ben razıyım. Diyanet var mı? Var. Ya bir Ankara müftüsünü çıkarın televizyona. Bursa'daki müftü efendi, İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesiydi. Ya çıkarın televizyona. Hayır. İlahiyat Fakültesi'ndeki bir hadis hocasını çıkarın televizyona, razıyım. İlahiyat Fakültesi'ndeki bir tasavvuf kürsüsü başkanı, razıyım kardeşim, çıkarın. İlahiyat Fakültesi'nde fıkıh dersleri veriyor. Razıyım, çıkarın. 3 tane İlahiyat Fakültesi'nin fıkıhçısı çıksınlar, tartışsınlar meseleyi. Bir tane de Diyanet'ten alsınlar. 3 tane ayrı üniversitelerin
tefsircileri çıksınlar tartışsınlar. Üç tane ayrı üniversitenin tasavvufçuları çıksınlar tartışsınlar. Razıyım. Çıksın kelam profesörleri, kelam dersi verenler, kelamla alakalı çıksınlar, konuşsunlar, razıyım. Akaidçiler çıksınlar, konuşsunlar, razıyım. Kim konuşan yazmış altına, araştırmacı yazar. Dandik'ten bir kitap devşirmiş, yazmış, olmuş, araştırmacı yazar. Dinlenilmez. Kale alınmaz. Dinlenilmez. Kale alınmaz. Çıkarıyorlar. Nereden ne buluyorlarsa onları koyuyorlar milletin önüne. 15 yaşındaki lise çocuğu hocam hadisler sahih mi diyor bu sefer. Bilmem ne profesörü soruyorum adama. Ben diyorum buradan tıptan şimdi bahsetsem abes değil mi? Abes diyor. Sen ne dinden bahsediyorsun? Bilmem ne hangi üniversitede bilmem hangi eğitim bilmem nesi. E harika. Tanışıyoruz şimdi. Oo, ahkam kesiyor. Hocam şeyhin var mı dedim. Yok dedi. Ya şeyhin yok. Nasıl sen bir şeyhle mürit arasındaki ilişkiyi bileceksin? Hocam hiç aşık oldunuz mu dedim. Ben hayır dedi. Ayım Şems, günüm Şems, canım Şems. Nasıl anlayacağım bunu dedim. Hiç aşık olmamışsınız. Dedim evlenirken aşık oldunuz mu hanımınıza? Hayır dedi. Biz gayet medeni bir şekilde oturduk, görüştük, evlenmeye karar verdik dedi. Aranızda dedim aşk yok o zaman. Yok dedi. Yok dedim aşktan siz nasıl anlayacaksınız o zaman? Dedim mürit mürşit ilişkisi sevmenin üzerine dayalı. Hani gitmiş ya birisi Çorumlu Hacı Mustafa Efendi'ye ders alma. Mustafa Efendi ona demiş genç bir adam böyle çocuk. Demiş evladım senin sevgilin var mı? Yok efendim demiş. Haram. Âlâ demiş. Evde beslediğin kuşmuş bir şey var mı? Yok efendim demiş. Oğlum çiçek böcek bir şey sever misin? Hayır efendim melayani demiş. Oğlum böyle dağlara bayırlara çıkar bakar mısın? Yok efendim demiş. Dünya melayani yeridir. Vurmuş omuzuna. Evladım sen git başka yerden ders al demiş. Oğlum senin gördüklerine sevgin yok demiş. Görmediğine nasıl seveceksin sen? E şimdi insanlar televizyona bakıyorlar. Ya ben bakıyorum. Ben sinirimden oturduğum yerde oturamıyorum. En ilginci şuydu. Geçen gece saat hastayım. 2:30-3. İşte ulusal mı? Ne o orada şey var. Ne o bir tane var ya. Yok yok ulusal kanalda çıkıyor. Yaşar Nuri. Meşhur. Bu dinciler paracı, bu dinciler paranın peşinde, dünyanın peşinde, altta logo. Yazılan kitaplar serisi 130 lira. Yanında 6 CD hediye. Sen nesin? Kendi kendime dedim bu ne söz, bu ne perhis. Televizyonda konuşacak, bu dincilerin hepsi de paracı diyecek. Altına da kendi kitaplarının parasıyla adresi yazacak. Bir telefon aç, hemen gönderecekler, 130 lira. İşte 5 tane kitap, 6 tane bilmem ne CD'si yanında hediye. Kendisine. Bir tarafta dinliyorum şimdi kendi kendime bir vatandaş gibi dedim Mustafa Özbağ dinle. Saat 2:30. Öksürük bir tarafta ter bir tarafta
Dinliyorum ama ben onu. Bir tarafta hadislerin hepsini inkar ediyor. 10 dakika sonra ne söylediğinin farkında değil. 10 dakika sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri demiyor da salatü selam yok. Peygamber böyle dedi diyor. Be hain. 10 dakika önce bütün hadisleri inkar ettin ya. Neredeyse böyle halim vaktim yerinde olsa böyle şey ne o? Saat dakika filanca dakikada hadisi inkar etti. Filanca dakikada hadise atıfta bulundu. Filanca dakikada inkar etti. Filanca dakikada böyle yarım saat izledim. Yarım saat içerisinde belki de 5 sefer hadisleri inkar etti hepsinde. En az 5 seferde hadislere atıfta bulunuyor. Peygamber şöyle dedi diyor. İki yüzlü, iki dilli. Bu millet kime inanacak şimdi? Ondan sonra da işte biz diyoruz ki dövme haram. Yapan da yaptıran da haram diyoruz. Yok. Öbür taraftan da çıkıyor bir tanesi televizyona. Yok böyle bir ayet-i kerime diyor. Evet. Biz Kur'an'a göre yaşıyoruz diyor. O yüzden ayet-i kerime yok diyor bu konuda diyor. O yüzden haram değil diyor. Biz hem Kur'an'a hem hadislere göre bakıyoruz. Haram. 18 bin alem hakkında bilgi verebilir misiniz? Vallahi burnunun ucunu bir görsen. Bir böyle mesela bunu böyle anlayabilmesi için bir kimsenin kabir haline vakıf olması lazım. Böyle bu tarafa doğru meyledecek olan bir kimse zikrullah başladı ya la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah. Böyle anlatıyorum. Sonra da millet psikolojik olarak şöyle diyorlar. Ben tevhide başladım. Bir ses göründü bana. Ses duyulur görünmez. Önce mesaj çekiyorlar ki zikrullah'a oturdum bir ses duydum. Zikrullah'a oturdum birisi geçiyormuş gibi oldu. Bir de bunların kim olduğunu da bilmiyorum. Adını soyadını yazmıyor ya. Bir de mesaj çekenlerin büyük bir çoğunluğunda, mail çekenlerin büyük bir çoğunluğunda şöyle bir şey de var. Ya beni tanıyor zaten. Mübarek insanlar. Bir kimse bir yere mektup yazar da isimsiz yazar mı? Bir de işin bu tarafı var. Tahmini günlük aldığım mesaj sayısı, sadece mesaj, tahmini söylüyorum. 200'ün altında değil. Cuma günleri cevap verdiğim mesaj sayısı hiç bunda yüksünmüyorum. Hakkınızı helal edin. 500'ün üzerinde. Hiç bıkkınlığım yok. Gücümün yettiğince her şeye cevap vereceğim. Bunda bir sıkıntım yok. Adınızı soyadınızı yazmak zor gelmesin size. O şimdi böyle anlatıyorum ya böyle şeyde işte bir ses duyarsın, bir görüntü duyarsın. Bunlar işin başlangıcı. Bunları sormanıza gerek yok. Kendinizi sınamak istiyorsanız bir kabri şerifin başına gidip başlayacaksınız tevhid çekme onun başında. Kabri şerifteki kimseyle görüşüyorsanız, onu görüyorsanız 18 bin aleme doğru, hani ayrı bir aleme bir adım atıyorsunuz. Veya bu işin en böyle sahih noktası, en sağlam noktası zikrullah halakasıdır. En sahih noktası bir de üstadının zikrullah halakasıdır. Mahallelerdeki dersler hepsi de sahihtir. Ama mümkünse sen üstadının dersine gitmeye çalış.
bu işin özüdür, merkezi noktasıdır. Git orada edeple otur, zikrullah'a başla. Görmek için değil. Orada bir hal zuhur ediyorsa 18 bin alemden bahsedelim inşallah. Bir dergaha üye olmak gerekiyor mu? Dergahlara üye olunmaz. Dergahlar parti değildir. Siyaset bu noktada hani bir partiye üye olur gibi olunmaz, bir derneğe üye olunur gibi olunmaz. Oraya gönül verilir, sevilir. Gidilip gelinir, oranın eğitimine girilir. Bu. Kişinin kendisi için balık tutması ve onu ailesine yedirmesinin hükmü nedir? Sizin öneriniz nedir? Bir kimse eğer varsa, balığa ihtiyacı varsa, alabilecek parası da yoksa, gitsin ailesi ve çoluğu çocuğu için balık avlasın. Öyle ya, bir kilo hamsi 10 lira. 10 lirası yoksa adamın, gitsin balık avlasın. Adamın 10 lirası yoksa gitsin kuşun arkasından koşsun. Sufilerin hiç böyle işleri olmaz. Gerçek sufiler öyle balık avlamaya falan gitmezler. Hatta sufiliği öyle algılayanlar olmuşlar. Ben onlara benzemeye çalışırım kendimce. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hiç avlanmamış. Bir tane hadis yok avlandığına dair. Ne kuş avlamış, ne balık avlamış. Ne de hayvan türlerinden, büyük baş, küçük baş hayvan türlerinden bir hayvanı avlamamış hiç. Çünkü avlamak için hilekar olmak lazım. Doğru mu? Balık avlayacak olan neyle avlayacak balığı? Soğulcan atacak değil mi? Soğulcanın içinde de ne var? İğne var. Ha, aldatan bizden değildir. Sufi hayvanı bile aldatmaz. Ya! Hiç buradan geleceğini düşünmediniz değil mi? Ar millet böyle tüfekler, mermiler, av giysileri, her şey hazır. Altlarında 4x4'ler. Nereye gidiyorsunuz? Ava gidiyoruz. Yok sufilikte. Git gölün kenarında, ne o? Bir tane yapma ördek, pilli. Ördekleri kandırmak için. Ördek sesi çıkarıyor. Yapma ördek. Sazların arasına giriyorlar. O televizyon var, yaban. Siz gece saat 2'de 3'te eve gelmiyorsunuz ya. Ondan bilmiyorsunuz bunları. Böyle bakıyorum. Allah Allah diyorum ya. İnsanlardaki diyorum şeye bak. İlgi alakaya bak. Sazlıkların arasına bir de kendilerine yer yapıyorlar. Orada yiyeceğiz, içeceğiz diye uğraşıyorlar. Oğlum git be Allah de be. Adama desen ki gel sabaha kadar zikrullah yaparım, 10 dakika sonra uykusu geliyor. Diyorlar ki hocam sen 5000 tevhid çektin ama bizim birincisinde uyku geliyor. Neden ki bu? Rahmani mi? Ben de rüya görmek için uyudum. Ya sana 5000 tevhid çek dedim bu gece. Sana uyu demedim ki. Sana uyu demedim. Bu gece 5000 tevhid çek dedim. Ben de karşılığında çekeceğim dedim. Beraber çekeceğiz. Sen uyudun. Ne? Bir de seyri sülük yapacak.
Bu az önce soranla alakalı değil ha. Kafanızı ona takmayın. Sonra sabah namazında aradım. Ne oldu dedim. Ne uyudun? Ben rüya göreceğim de uyudum dedim. Ava giderken uyumuyorsun ama. Gidiyor suyun içerisinde, gölün içerisinde ördekleri kandırıyor. Ördek sesi. Kanıyor ördekler. Vuruyor onu. Ne oldu? Avcı oldu. Avcı öyle değil. Kandırmayacak. Avcı o. Kaçmasına müsaade edecek avının. Avını gaflette yakalamayacak. Ürkütecek avını. Avın kaçacak müsaadesi var. O zaman avla, o senin rızkınsa eyvallah. Öyle bir şey yok. Herkes hilelen, hurdalan avcılık yapıyor. Sakın ha, sufilerden duymayayım öyle balığa, ördeğe gideni. Orada kalsınlar, gelmesinler zaten. Adamın 5 lirası yoksa yarım kilo balık alacak, bir tane yarım kilo ne o et alacak. Allah affetsin, böyle şataat yapmayayım da. Yani bu alınır ona et, merak etmeyin. Eşim Şafi, ben Hanefi mezhebindeyim. Eşimin benden abdesti bozuluyor, bu yüzden de evde kaos çıkıyor. Vallahi şeytan azapta gerek. Bununla alakalı öyle kıssalar var da bende. Kadının birisi de yazmış. Daha doğrusu bana telefon açtı, söyledi. Şimdi adam onu kızdırınca intikamını nasıl alıyormuş? Allah kadınların şerrinden derler ya. Ben demem. Mahsustan dokunuveriyorum hocam dedi. Abdesti bozuluyor adamın dedi. Bir şey de diyemiyor dedi. Gidiyor dedi. Bir daha abdest alıp alıyor dedi. Bir kesme alıyorum yanaktan dedi. Kocam değil misin diyorum dedi. Gidiyor bir daha abdest alıyor diyor. Tam namaza duracak diyor. Tamam Allah'a ekber diyecek. Adam namaza duracak. Bir de bakınıyormuş. Dokunmasın diye. Ay insan senin ne kadar güzel diyormuş. Adama bir daha secde deden bir daha. Dedim yapma, ibadet ediyor. Etmesin hocam beni de kızdırmasın dedi kadın. Eyvah dedim ya. Kendi içimden. Dedim adam beni arasa da söylesem. Şafi'den Hanefi'ye dönse dedim. Bir ömür boyu çekilmez bu. Aradan bir iki hafta geçti. Aradı. Başka bir mesele için. Demiş ya tanıdık bir kimse var. Filancanın işte şey oluyor. Ben demiş aradım. Onu arıyorum. Birkaç mesele soruyorum. Yani ben de ayaklık şey ya. Fetva. Alo fetva gibi. Neyse. Aradı. Bir, bazen hani açamadığım zamanlar da oluyor ama açtığım zamanlar da var. Açtım, denk geldi. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Efendim ben işte filanca, benden dedim tanımıyorum. Ondan sonra. Bizim hanım dedi sizi aramış dedi, soruyormuş. Vallahi tanımıyorum dedim yani. Dedim ben dedim müsait olduğumda telefonlara cevap verebiliyorum. Buyurun. İşte bir mesele sordu. Anlattı, anlattı, anlattı. Ben bağlantıyı kurdum. Anlatırken dedim bu kadının kocası içimden. Dedim sen iki rekat namaz kıl, Şafi'den çık Hanefi'ye gir dedim. Dedim bu bir ömür boyu çekilmez dedim. Kadın dedim dokundukça senin dedim abdestin bozulacak. Ondan sonra adam patladı. Zaten dedi bana canı sıkıldı mı habire dokunuyor hocam dedi. Dedim o zaman Hanefi'ye dön. Olur mu dedi, olur dedim. Bir ömür boyu bu azap çekilmez dedim. Her ne kadar şey Şafi, bu dünya alimler birliği başkanı vardı. Katar'da yaşayan, neydi onun adı? Ne? Kardavi, evet.
Kardavi Şafii'dir kendisi. Kardavi'nin fıkhi meseleler diye mi? Öyle bir iki ciltlik bir eseri vardı. Ondan sonra bir ara ben ona baktıydım. İmam Şafii'nin böyle bir fetva vermediğini filan söylüyordu. Hani Şafii'lerin içerisinde bunlar yanlış algılanmış gibisinden öyle fetva veriyordu. Allah muhafaza eylesin. O yüzden eşin birisi Hanefi, birisi Şafii ise bence Şafii olan Hanefi'ye rücu etsin. İşi çok zor. 560. Yoksa kadının canı sıkıldıkça dokunacak ona. Evet. Vezir halvetteydi ya. Oradan devam ediyoruz. Halvetten çık diye müritler buna yalvarıyorlardı. Cevap veriyor. Oysa canım dedi dostlardan uzak değil. Fakat halvetten çıkmama izin yok. O beyler şefaata kalkıştılar. Ona uyanlar da kendilerini yermeye giriştiler. Dediler ki ne kötü bahtımız varmış. Ah Kerem sahibi. Gönülden de olduk, dinden de. Sensiz yetim kaldık. Sen bahaneler bulmadasın. Bizimle dertli yüreğimiz yanıyor da soğuk soğuk ah edip duruyoruz. Senin güzelim sözlerine alışmışız. Senin hikmet sütünü emmişiz. Allah için olsun. Allah için bize şu cefada bulunma. Hayırda bulun. Bugünü yarına atma. Gönlün razı olur mu ki bu aşıklar sensiz kalsınlar da ellerine bir şeycik girmesin. Hepsi de balık gibi karada çırpınsın. Suyu aç, ırmağın bendini yık. Ey zamanede eşi benzeri bulunmayan, Allah aşkına halkın feryadına eriş. Allah aşkına. Diyelim. Önümüzdeki hafta devam edelim. 560'ı şerh edeceğiz inşallah. El-Fatiha, Mesela. Amin.